Sevgili seyirciler, şimdi Bakırköy Belediye Başkanımızla birlikteyiz. Sayın Muhammed Balta, nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Sizlerden sormalı. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Organizasyonla alakalı görüşlerinizi almak isteriz. Valla pandemi nedeniyle biliyorsun Ankara'daki Trabzon günlerini bir süre yapamamıştık. Pandeminin etkisini kaybetmesiyle birlikte işte 26-29 Mayıs tarihleri arasında bu yetkinlik düzenleniyor. Gerçekten çok güzel bir hava var şu anda Ankara'da. Ortam da rahat. Yani o da biliyorsun daha önce AKM'nin içerisinde yapıyorduk. Şu anda Millet Bahçemizin içerisinde yapıyoruz. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle güzel alanları bizlere kazandırdı vatandaşımıza. Bizler de Trabzon olarak bu yetkinliği burada yapıyoruz. Güzel bir ortamdayız. Vatandaşın ilgisi de güzel. Her şey şu anda gayet güzel geçiyor. Vaf Kebirli hemşehrilerinizle de buluşma şansınız oldu herhalde değil mi? Evet tabii. Sadece Vaf Kebirli hemşehrilerimiz değil. Aslında biz tüm Trabzonlu hemşehrilerimiz. Hatta gönlü Trabzonlu atan tüm Türkiye'li hemşehrilerimizi de vatandaşlarımızı da ağırlıyoruz burada. Tabii kendi hemşehrilerimizle de hasret gideriyoruz. Tanıdık diğer ilçelerden hemşehrilerimizle birlikte hasret gideriyoruz. Onları burada ağırlıyoruz ve hasret gideriyoruz. Hem onlara ilçelerini hatırlatıyoruz tekrar şeylerde. Bizleri hatırlamalar. Biz de onlarla hasret demiş oluyoruz. Şu Vakıf Kebir'de işler nasıl gidiyor? Çalışmalar ne aşamada? Neler yaptınız? Projelerle alakalı olarak çok kısa bilgi alabilir miyim? Şimdi biz uzun yıllardır, 8 yıldır görev yapıyorum. İlgele meşru dönemimde var. Özellikle bizim 8 yıllık dönem içerisinde yol konusunda, altyapı konusunda çok ciddi yatırımlar yaptık. Yaptığımız anketlerde de ön plana o çıkıyordu. Yaklaşık 500 kilometrenin üzerinde yol, asfalt ve beton yol yaptık. Buna Büyükşehir Belediye'mizde katkısı var. İlçe Belediye'nin de önemli bir katkısı var. Tabii onun dışında sokak düzenlemeleri, işte sokak sağlıklaştırmaları, plaj, yürüyüş yolu, özellikle Millet Bahçesi 32.700 metrekare bir alanda, işte gül bölünmüş yolların yapılması, kamu yatırımları, organ sanayi bölgesi, kankrendi şu anda altyapısıyla, elektrik ihalesiyle, sahil yolu bağlantısıyla bile hızlı bir şekilde çalışmalar orada devam ediyor. Tahsislerimiz bu taraftan devam ediyor. İlgi de var ona. Yine kamu yatırımlarından uygulama oteli, oteliyle birlikte, okuluyla, pansiyonuyla birlikte, fen lisesi, pansiyonu, Kemal İlk Okulu yenilenmesi, işte kapalı spor salonu, eğitime yapılan yatırımlar ve devam eden yatırımlar var. Biz belediye olarak vatandaşımızın istek ve doğrularını öncelikleyerek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii biraz daha ağırlıklı altyapı yatırımlarımız vardı. Bundan sonraki süreçte biraz daha görsel, vatandaşın görebileceği yani üst yapıya ağırlık verdi. Çünkü altyapıda önemli eksiklerimizi gidermiş olduk. Şimdi Büyükşehir Belediye'mizde bir birlikte yürüteceğimiz, Büyükşehir Belediye'mizin üstlendiği pazar yeri otopark projemiz var. Peyzaj ile birlikte sahil dolgu alanında. Yine Haciz Öbüoğlu Caddesi, bizim de yine Gülbahar Caddesi'nde çalışmalarımız olacak. Şu fiyat istikrarının normalleşmesiyle birlikte ihalelerimize çıkacağız inşallah. Bununla birlikte bizim yaptığımız diğer sokak sağlık tarımı bir bütünlük oluşturacak ve aslında vatandaşın temel ihtiyacı, altyapı problemi gittikten sonra, yani onu giderdikten sonra insanlar daha görsele dönüyorlar. Ya da sosyal işlere, parktı, bahçeydi, etkinlikti. Bunlar da istek atıyor. Bilinen ondan doğrusuna vatandaşlarımız hareket ediyoruz. İmkanlar ölçüsünde gayretle Vaf Kebir'imize, Vaf Kebir halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Şehrimizi daha yaşanabilir bir cazibe merkezi yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun. Çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun.